29 Mayıs 4 Haziran haftası. Nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz değerli takipçilerim. Ülkemizdeki yaşanan hiçbir felaketi unutmamanız gerektiğini ve unutturmamak için mücadele etmemiz gerektiğini bilmeniz lazım. Sevgili koçlar, yükselen ve ay burcunuzu takip edebilirsiniz daha doğru bilgi almak için. Ve aynı şekilde buradayım yazısı tüm koçlardan bekliyorum. Sevgili koçlar, Dolunay gerçekleşecek ve sizin 9. evinizle alakalı noktada var olan tetikliyor. Bitirmeniz gereken eğitimleriniz, tamamlamanız gereken yüksek lisanslarınız, işinizle alakalı mücadele ettiğiniz haklarınızla alakalı birçok noktayı tetikleyecek. Girişimci ruhunuz, kendi istediğiniz iş alanınızı, planladığınız noktaya doğru doğru adımlar, doğru fikirler, doğru oluşumlar yaratacaksınız. Ve her şeyden önemlisi bulunduğunuz alanda sizi çok fazla enerjik ve sorumluluklarınızın artacağını da uyarıyor. Kurumsal bir alanda finans, alım, satım, reklam üzerinde bağlantılar içerisindeysiniz. Ani yer değişimleri ve bu değişimlerle birlikte kendi haklarınızla ilgili olumlu süreci destekliyor. Aynı şekilde iş bekliyorsanız ve hala aynı noktada devam ediyorsanız sizin de biraz daha kendinize ait döngüyü bulmanız gerektiğini ve her nokta bana uygun değil deyip yan gelip yatmamayı artık geride bırakmamız lazım. Çünkü sizin için bu dönem hem maddi olarak hem de manevi olarak zorlanacağı bir nokta. O yüzden aklımızı başımıza alalım. İş ve iş seçme hakkınız yok. Artık uzun süredir aileden destek almaktan da bunaldınız diyorum. Özellikle devlet alanında çalışıyorsanız, devletle alakalı yaşadığımız hem alanın çok yoğun ve tempolu olması hem de insanların agresif ve oraya gelen insanların da dengesiz tavrı sizi tam anlamıyla yıpratıyor. Ama yeriniz doğrudur. Değişim ve dönüşüm bekliyorsanız da biraz daha Eylül ayı bu konularımız için daha rahat olacak. Aynı şekilde kurumsal ve devletle bağlantılı işler içerisindeyseniz ve serbest bir alanda çalışıyorsanız hızlı paraların geçiş sağlayacağı ve uzun süredir ödeme sistemleriyle ilgili yaşadığınız krizleri bu hafta tam anlamıyla dengelemiş olacağız. Yani siz parasal finansınızı, kendi kariyerinizle alakalı bitmesi gereken birçok noktayı ve akademik olarak da yapmak istediğiniz ve artık kendi markam, kendi çizgim dediğiniz noktada doğru planlama yaptığınızda girişimciliğiniz, planlarınız ve para ekonomimizi tam anlamıyla çözmeye doğru adımlar atacaksınız. Aile içerisinde uzun süredir çözemediğimiz miras, hak ve tartışma konularımız daha alevlenecek. Yani alev böyle giderken siz kendi istediğiniz alanın baskısını kuracaksınız. Ailenize ait bir bina, bir toprak konusu, müteahhitle anlaşma evresindesiniz ama topraklarınıza dokunmayın. Çünkü toprak sizin zenginliğiniz olacak, asla unutmamanız gerekiyor. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu hafta daha stabil, daha kendi evrenizi kontrol ederek daha aile içerisindeki sorunları çözme haftanız olacak. Sevgili gençler, eğitim konusu hızlı yaklaşırken biraz daha odaklanarak lise ve üniversite hayatınızdaki hedeflerinizi geri planda tutmamanız gerektiğini, çünkü bu bitişler sizin gelecek hayatınızdaki doğru planlamanıza yardımcı olacak. Yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışında yaşıyorsanız yeni iş imkanları ile ilgili evraklarda bazı aksilikler söz konusu olsa da bunları 15 gün içerisinde toparlayacağınız gözüküyor. Evet, bazı gençler kendi markasını sosyal ağlarda, sosyal projelerde yapmak isteyebilirsiniz ve bunları doğru yaptığınızda kendi alanınızda ekstra kazançlar size mutlu edeceğini uyarıyorum. Evet, bitirmeye çalıştığınız ve artık bu ilişkinin evlilik mi, gelecek mi yoksa bitmesi gerektiği noktalarda yorulan ruhunuzun doğru insanla doğru konuşma zamanını temsil ediyor bu dönem. Çünkü bilin, sizin 9. ev artık hem maddi olarak hem de manevi olarak oluşturmaya çalıştığınız aşk dengenizi görmeniz gerekiyor. Yorucu bir ilişki, yıpratıcı bir denge ve artık algılayamıyorsunuz birbirinize. Bir ilişki terapisti şart diyorum. Geçmişe dönük insanların artık tamamıyla hayatınızdan çıkartması, bu yeni bir aşka yelken açmanız lazım. Zamanla psikolojiniz yıprattı.
etrafınızda tanıştırılma ya da siz sosyal ağlardan tanışacağınız insanlarla yeni bir aşk renkliliği var. İş çevrenizde beğendiğiniz biri varsa da ve sizden etkileniyorsa bu adımı doğru şekilde atacak. Sevgili ev hanımları, evet, kendi içinizde çocuklarınızla ilgili mücadele ettiğiniz eşinizin dağınık karakteri ama bu hafta her şeyden önemlisi taşınma. Yeni mal, yeni yatırım, yeni konularla ilgili biraz daha zorlayıcı olsa da doğru adımları atacaksınız. Ve eşinizle aranızdaki sorunları çözemediğiniz sürece ilişki tam anlamıyla boşluğa, yalnızlığa ve ruhsal anlamda da yorucu evrenize gösteriyor. Daha sakin, daha mantıklı, doğru yol almanız lazım. Yoksa bu ilişki her geçen gün psikolojinizi alt üst edecek. Evet, yorucu çocuklarınız var, işinizin çevresi, sizin çevreniz çok fazla sizi yıpratsa da artık bir kurs ve eğitim olarak kendi hayatınızın doğru para kazanma noktasını bulmanız lazım. Boşanma fikri olan, net olanlarda çocuklarınızın eğitiminden sonra yol ayrımı, mal konusunda haklarınızı almadan veda etmenizi istemiyorum. Mümkün olduğu kadar savaştığınız her nokta sizin için doğru bir evre olacak. Sağlık olarak özellikle kemiklerimiz, vücut yapımız, vücut iskeletimizle alakalı dengelerde yıpranma var ve dönem dönem ayak siyatiklerimiz ve boyun fıtığımız hareket edebilir. Doktor zamanı diyorum, doğru beslenme, doğru yürüyüş şart diyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgili boğalar, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip edin. Güzel ailem, buradayım yazmayı unutmayın. Kanalı hep birlikte büyütelim. Yakın dostlarınız, yakın çevrenize paylaşarak daha büyük yerlerde olmak isteriz hep birlikte diyorum. Sevgili boğalar, Jüpiter'in etkisini unutmamamız lazım. Size gerçekten neyi almanız gerektiğini, nerede olmanız ve nasıl planlamanız gereken her noktayı sunacak. Öğrenme, hayatınızla alakalı nerede olduğunuzu bulmanız için burada. Yatırım, para, kariyer ve ilişki ve evlilik enerjisinin çok fazla hareketli olacağı. Bir yıl bu dengeyi doğru sağladığınızda artık sizin sorunlarınız tam anlamıyla bitmiş olacağını göz önüne bulundurmamız lazım. Tabii ki yükselen boğalara sesleniyorum burada. Bir dolunay gerçekleşecek, yay burcunda gerçekleşecek ve sizin 8. evinizin etkilerini daha ön planda. Yani bitmesi gereken yasal sorunlar ve hayatımızda çözmeye çalıştığımız karanlık dünyamız, parasal evresinde yaşadığımız sıkıntıların ön evresini planlayarak görmeniz gerekiyor. Çünkü siz artık hayatınızda daha adımlardan çok bu hayatta mutlu olmak, değer görmek, önemsenmek ve hayatınıza ait aldığınız insanların sizi artık tam anlamıyla sahiplenmesini istiyorsunuz. Aynı şekilde iş çevrenizde de bulunan rahatsız edici insanları hayatınızdan çıkartmak istiyorsunuz. Evet, iş yerinizde sizin masanız, sizin konumunuzla ilgili göz kırpmış insanlar var. Daha dikkatli, daha kontrollü ve sağlam adımlar atmanız gerektiğini uyarmak zorundayım. Aynı şekilde kurumsal alandaysanız, yer değişimlerinizle ilgili beklediğiniz mücadele, biraz daha mücadele ederek o masanın size ait olduğunu ve o noktayı en iyi şekilde sizin alacağınız gözüküyor ama sizde bazen pes etme ruhu, artık ben buranın saçmalıklarından yoruldum, başka arayışlar içerisinde olsanız da alternatif noktada bulamadığınız için popomuzu yerimize bırakıp idare etmeye çalışıyorsunuz. Ama kariyer anlamında da planladığınız eğitimleriniz ve bu konuda dil eğitimleriyle ilgili kendinizi daha çok geliştirmek istiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Başarınıza başarı katacaksınız. Devlette bağlantılı noktada çalışıyorsanız ailenizin isteği doğrultusunda tayin ya da farklı bir alana atama teklifiniz olabilir. Burada bir olumsuz bir nokta yok. Bir destekleyici insanla bu yolumuzu daha rahat bir şekilde atlatacak gözüküyoruz. Her şeyden önemlisi de kendi işiniz ve ortaklı projeler, reklam dünyasındaysanız, sanat camiasındaysanız, ününüz ve ünvanınızın daha hareketli sunacağı ve gökyüzü bu konuda sizi daha çok destekleyeceği gözüküyor. Güneş ikizlerde olduğunu düşünürsek, konuşamadığınız ve ifade edemediğiniz noktaları daha doğru ifade etmeyi de öğrenmiş olacaksınız. Ve bu ara
kendi alanında iş bekleyen ve artık uzun süredir çok yorgunum Emine ablacığım, yani ben aynı döngüde dönüyorum ve hep geçici işlerdeyim diyorsanız, kalıcı iş için Haziran 15'ten sonra gelecek teklifler sizin için doğru. Yurt dışı ve yurt dışı yerleşimleriyle ilgili planladığınız birçok nokta sizin için sağlıklı adımlar atacağını, fakat sizin kararsız olmamanız gerektiği, eksik evraklarımız, tamamlanması gereken eğitimlerimizi de ön alana alarak, gerekiyorsa eğitim orada başvurarak bu konularımızın da aydınlık olacağı, şirketinizin size yurt dışı hakları sunacağını da unutmamanız gerektiğini gösteriyor. Sevgili evli çiftlerimiz, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada ruhunuz boykot yapmak istiyor ama alandaki insanların sizi çok sevdiğini ve size değer verdiğinin farkına varıp her iki tarafında iş yerine çok sahip bir sağlam bir nokta yaratması lazım. Özellikle hanımınızın kendine iş kurmasını destekleyin çalışan çiftlerimiz. Çünkü onun yapacağı proje sizin için çok güzel ve siz de bu işe dahil olacaksınız diyorum. Toptan alışveriş ya da toptan iş yapanlar da bu ara biraz duraksama evresi olsa da sakin ve mantıklı ilerlememiz lazım. Aşk, renklilik, heyecan, duygu yoğunluğunuzun daha yoğun olacağı ve gerçekten kalbinizin hissetmek istediği aşka daha enerjik olarak hayatınıza bu noktada da iyileştirme. Psikolojik olarak kendinizi desteklemenizi, nasıl bir ilişkiye adım atacağınızı artık biliyorsunuz. Yaralanan evreyi daha yara vermek istemiyorsun. O yüzden size doğru enerjiler var. Uzun soluklu ilişkilerde evlilik tarihi, düzen, belirginliği var. Ama ekonomik olarak korkularınız var. Korkmayın. Hani evlilik hayır işidir. Yapacağınız evlilik size umut ve ışık olacak. Korkmanıza gerek yok. Ailede evlenme yolunda olan gençlerimiz ya da çocuğunuz varsa ya da sizseniz, hayırlı kısmet enerjiniz var. Dört göz açın, doğru insanı bulun diyorum. Terk edilme üzerinde olan, bitirmeye çalıştığınız ilişkiniz ve sizi yıpratıyor ve artık baskı içerisindeyse bu ilişkinin artık korkmamanız gerektiğini ve gerekiyorsa devletten destek alarak içinizdeki zorluğu çözmeniz gerektiğini de uyarıyorum. Evet, ev tadilatı, ev yenilenmesi ve özellikle son zamanlar bahçe düzenlenmesi, kendinize ait küçük bir ev yatırımı niyeti ve araç yatırımı düşünceleriniz varsa bu konularda da destekleyici ve doğru adımlar, doğru kararlar vereceğinizi gösteriyor. Vergi, emlak, bu tarz borçlarımız ve yasal haklarımızla alakalı yasal problemleri de çözmemiz lazım. Sevgili ev hanımları, yorucu ve yıpratıcı ve vücut enerjiniz tam anlamıyla evin kaosu içerisindesiniz. Dışarıda muhteşem bir bahar havası var. Artık yaza adım attık. Siz bir nefes alın. Toparlanması ve evden çıkması gereken, atılması gereken şeyleri hayatınızdan çıkartın. Çünkü ev sizi boğuyor ve evin enerjisinden çok rahatsızsınız. Aile apartmanında yaşıyorsanız da bu aileden gidecek başka bir yeriniz yok. Mümkün olduğu kadar idare etmeyi öğrenmeniz lazım. Eşinizle alakalı çatışmalar, kavgalar olsa da siz birbirinizi dönem dönem kızsanız da aynı yatağa baş koyuyorsunuz. Aldatılma, kaygı, bu tarz noktalarda ilişkinizin aldatılmasından çok eşinizin tatlı yalanları var. Bunları çözmeniz lazım. Boşanma fikri olanlar, artık yol dediğimiz noktada zorlanıyorsunuz. Çocuklar için bir sene daha kazanma derdindesiniz ama o çocukların bu hayatı kazanma derdi var mı, onu söylemem. Bir karmaşık bir ev dedim olması lazım, yoksa doğru bir düzenleme olması lazım. Buna siz karar verin diyorum. Evet, bir de sağlık olarak özellikle sizin son zamanlarda şiddetli migren, baş ağrınız, sinüzit ve kalp damar problemlerinize dikkat etmemiz lazım. Hoşça kalın efendim. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, yakın dostlarınızla daha böyle paylaşım içerisinde kanalımızı büyütmeyi tavsiye ediyorum. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyerek nerede ne yanlışınız varsa görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Tabii ki haftalık yorumlar bazı insanlara tutmayabilir. Natal haritanız neyi gösteriyor, ona göre konuşmak lazım. Şimdi biz haftalık gökyüzündeki, mesela Jüpiter Boğa burcuna geçti, şans. Güneş ikizlerde sizin evrenizde, bir ay çok verimli ve aydınlık enerjileri görmeniz gerekti. Bu hafta bir dolunay var.
Yay burcunda gerçekleşecek ve bu sizin 7. eviniz. İlişkiler, ortaklı kararlar, hayatınızla ilgili göremediğiniz ortaklı projeler, ortaklı işlerle alakalı doğru planlama yapmanız gerektiği, artık bu yorgunluğunuz varsa dile getirmeniz, bitirmeniz gereken işler, tamamlanması gereken görevleri hayatınızın içerisinde net bir şekilde yapmanız lazım. Çünkü siz bazen kendi içinizde yaşadığınız krizleri kendinize zarar vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Ve bakış açınız böyle insanlar gözünüzün içine şeytan kaçmış gibi gözükse de bu sizin fevri davranışlarınız ve göze vuruyor. O yüzden de insanlar sizi yanlış anlayabilir. Bu ara seyahatler, iletişim, toplantılar, gideceğimiz alanlarda gayet sakin adımlar atarak bu bilinçli yön vermeniz lazım. Çünkü sizin yapıp da akıl evrenizin hızlı konuşacağı ve aynı şekilde kendi noktanızı da yaralamayı bırakmanız lazım. Merkür tabii ki boğa evresinde daha sağlam ve kalıcı noktaları görmek için ne bekliyorsun der. Bence siz artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Yönünüzü çizmekte, hayatınızı değiştirmekte korkuyorsunuz. Evet, şu an değişim şart mı? Tabii ki şart. Çünkü siz daralmış bir evrenin içerisinde yaşamakta nefes aldığınızı zannediyorsunuz. Kurtulmaya çalıştınız ve bütün yükleri üzerinizden atmak isteseniz de bulunduğunuz noktada başarılısınız. Başarınız için yer değişiminiz şart. Bunun için de üst düzey yöneticilerle konuşma dönemi diyorum. Aynı şekilde devlette çalışıyorsanız, devletle bağlantılı seyahatler yapıyorsanız, arabanız, aracınız şimdiden hayırlı olsun. Kurumsalda çalışıp araçla ilgili sıkıntınız varsa yeni aracınız gerçekten hayırlı olsun. Gitmek istediğimiz farklı alanlara yerleşip ve yurt dışı devlette çalışanlar yurt dışı ile ilgili başvurularınız var. Olumsuz bir proje görmüyorum. Orada geçici görevlerinizi yapıp geri geleceksiniz, bilginiz olsun. Serbest, kendi işinizi yapıyorsanız para kaynaklarınız hızlanacak. Borçlarımız, ödeme sistemimizi daha rahat bir şekilde sisteme koyacağız. Ama sizin eğlenceli ruhunuz, coşkulu bir ruhunuz olduğu için bir biriktirdiğiniz bir parayı bir hafta sonra depresyona girin harcıyorsunuz. O para yokmuş gibi hareket etmeniz lazım. Çalışmaya ve hala iş konusunda kendi noktanızı bulamıyorsanız sağlam ve sabit bir iş kapısı sizin için hayırlı olacak. Geçmiş bir kadın dostunuz, geçmiş iş arkadaşı, bayan arkadaşınızdan alacağımız destek sizi doğru bir kurumsala doğru itiyor. Bu ara sınavlarımız, iş gereği yapacağımız sınavlarda başarılarınız var. Eğitim koçluğu, bu ara sosyal alanlarda farklı meslek edinmek istiyorsanız, evet, yaşam koçluğu, eğitim koçluğu, akademik koçluklarla alakalı farklı anlamda kendinizi geliştireceksiniz ve bu sizin için doğru bir süreç. Yani geçmişi kapatmak için derin bir nefes al ve geçmişine hoşça kal de. Çocukluğun, gençliğin, yaralandığın noktalar değil. Sevgili gençler, hepimizin çocukluğunda bazı travmalarımız var. Siz bunları nasıl geçmek istiyorsanız ya da bakış açınızda ben bu konuda yaralıyım, adapte olamıyorum dediğiniz sürece başarısız olursunuz. Biz bunların üstüne sünger çekmeyeceğiz. Yüzleşeceğiz, hayatımızın yoluna bakacağız. Sizler bize çok lazımsınız. Ben artık 50'ye doğru gidiyorum. Sizler gelecek nesillersiniz. Bu topraklar, bu vatan size muhtaç. O yüzden üniversite sınavlarınız, akademik lise sınavlarınızla ilgili başarısızlık görmüyorum. Saçma sapan depresyon evrelerinden çıkmanız gerektiğini, bu hayat sizin, başkasının değil. Allah size çok güzel bir zihin verdi. İlişkiler konusunda ve çalışan sevgili çift ve ilişkilerde bir çatırdama, ayrılık ve güven probleminin yarattığı güvensizlikler ve araştırmalara girecek. O yüzden siz işinizdeki insanlarda toplantılarla eşinizle paylaşmanız gerekiyor. Saçma sapan durumlara gitmemesi lazım. Evet, ufak bir taşınma mevzumuz var. Hatta bir yazlık ve köy evine, yaylaya gitme gibi bir niyetiniz var. Gideceğiniz yolculuk hayırlı gözüküyor. Evet sevgili gençler, aşk, yenilik, yeni heyecan ve boşanmaya çalışan sevgili takipçilerim, veda buğsesi zamanı gelince Rabbim sizi bu noktadan ayıracak. Doğru enerjiye girmek için de geçmişteki yaşadığınız ilişkiyle yüzleşme evreniz. Bu ara evlilik planladığınız ilişkinizin sizin özellikle gereksiz kaprisleriniz, gereksiz ailevi sorunlarınız ilişkiyi yıpratıyor. Ben ilişkim olmuyor ve bu konuda rahat değilim. Jüpiter sizin evinizde, sizin rüyanızda. İste Rabbim sana en iyisini sunacak diyorum.
Evet, ayrılmak üzere çiftler birbirinizle sert tartışma, iletişim şiddetinden uzak durmanız lazım. Her iki tarafta zarar göreceğini uyarıyor. Sevgili ev hanımları ve sevgili güzel ev hanımları, evet çocuklarınızla saçınızı süpürge ettiniz ama vücut iskeletiniz, vücut yapılarınız kilolanmaya başladı. Ve eşinizden araç isteğiniz var, o mır mır ediyor. Bu araç sizindir. Ama aynı şekilde iletişim ve sertlikler evlilik ve çocuklarımız ve sizin içsel dünyanızı yıpratıyor. İyi bir psikiyatristle bu evliliği kurtarabilirsiniz. Mutlu olan çiftlerde araç hediye, ev alımı, satımı konularımız hareketli olacak. Ama evde ufak tefek restorasyonlar, mutfak, banyo giderleriyle ilgili yenilikler. Bu ara badana ruhunuz hareketli gözüküyor. Sağlık özellikle dikkat etmemiz gereken alerjik cilt problemlerimiz, güneş alerjimiz, lekelenmelerimize dikkat edeceğiz. Mutlu kalın efendim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, buradayım demeyi ve her şeyden önemlisi yükselen ve ay burcunuzu ve kanalımızı dostlarla paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Efendim, hırslarınız, hedefleriniz ve hedef üzerine kilitlendiğiniz birçok noktada yenik düşme psikolojisine girebilir. Ve kimsenin sizi görmediği ve yaptığım emeklerin karşılığını alamıyorum karmaşası yapıp kendi kendinize tripe girip işe gidip gelmeler bu trip versiyonunda olacak. Mümkün olduğu kadar siz işinizde başarılı ve yeteneklisiniz. Evet, haklarınız, düzeniniz hiç istediğiniz gibi gitmese de net gelen bir maaşınız var. Onu kaybetmemeniz gerekiyor. Hırsınıza yenip düşüp işsiz kalmamanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, bir dolunay gerçekleşecek ve bu sizin 6. evinizle alakalı noktada. Yani 6-12 aksı demek, yani sizin en çok tetikleyecek noktanız bununla alakalı bir evrede. İş yoğunluğumuz ve bilinçaltımız, hareket noktalarımız acayip değişken olabilir. Ruhumuz istemediğimiz noktada ilerleyebilir. İşimize mümkün olduğu kadar sımsıkı sarılmamız lazım. Aynı şekilde devlet ya da kurumsalla bağlantılı ve dışarıda işleriniz varsa çok hareketli ve devamlı iletişim ve dışarıda geçireceğiniz toplantılar size ekstra kazançlar, ekstra projelere destek olmanızı gösterir. Bulunduğunuz kurumsal firma sizi çıkartsa da alternatif yeni kurumsal firmalardan gelecek teklifleri doğru değerlendirmeniz lazım. Yeni işe başlayanlar hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kapının size uzun soluklu evreyi gösteriyor. İş probleminiz varsa ve hala çözemiyorsanız artık size diyecek hiçbir sözüm yok. Çünkü siz inanın burçların en böyle idealist, en kuralcı noktası olmanıza rağmen yerinizle ilgili ya da bulunmanız gereken noktada ben özgürüm, kimse beni yönetemez kafasında olduğunuz sürece iş konusunda hep geride kalırsınız. Şu an geçici bir göreve girelim, sonra iş alanımız olacak. Aynı şekilde kendi işinizi büyütmek, yeni projeler ve bu alanı daha farklı alanlarda, yurt dışı bağlantıları, yeni projeler içerisinde yaratmak istiyorsanız ortak ve çalışma ekibinize daha altyapısını sağlam yaratmanız lazım. İçte bir çürüklük var. Bu çürüklük sürecinde bitmeyen borçlar, bitmeyen ödeme, bitmeyen krizleriniz var. O yüzden artık dengele ve ortaklı noktalarımızla ilgili bilinçaltımızı hızlandırmamız lazım. Altıncı ev sağlık, psikolojik sağlık, ruhsal bedensel sağlığımız ve aynı şekilde evcil hayvanlarımızla ilgili var olan sıkıntıları ve her şeyden önemlisi de çiçeklerimiz, bahçe düzenlememiz, evdeki çiçeklerimizin bakımla alakalı gündeme almamız gereken noktamız ya da barınaklar, iyi niyet, merhamet, yani doğanın yarattığı canlıya dokunmak isteyebilir. Bu da sizin üzerinizdeki negatif enerjiyi değiştireceğini düşünüyorum. Evet, bu ara çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle değişmesini istediğiniz konularda biraz ertelenme söz konusu olduğu sürece siz bulunduğunuz alana sağlam adımlar atın. Çünkü bu firmada çürük dönem bitiyor, güçlenme, büyüme noktası var. Yakın dostunuza vereceğiniz iş desteği size kazık atabilir. Kimseye bu ara kefil olmayın efendim diyorum. Aynı şekilde sevgili gençler, eğitim konuları hızlanmışken gelecek doktor, mühendis ya da avukat hakimiyeti içerisindeyseniz bu noktalarınız başarı. Yurt dışı ile ilgili planladığınız programda doğru ama lise öğrencileriniz sınava girecekse
anneler biraz daha dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızla konuşarak, göz teması kurarak, bağırmadan ve onları iyileştirmemiz gerekiyor. Aşk konusunda yaralı yengeçler, ilişki olmuyor. Hep böyle tuttum elimde kaldı. Tam beğeniyorum, beni beğenmiyor diyorsanız gökyüzü size bu konuda bu Haziran ayı gerçekten doğru aşkı tetikleyecek. Kalıcı, ruhunuzu uyacak, şefkatinizi uyacak insanla karşılaşma. Bitirmek üzere olduğunuz ilişkinizin sizi bırakmamasını istiyorsunuz ama gelecek vaat etmiyor. Gelecek vaat etmeyen bir şeyde zaman kaybı ve kalbiniz yaralansın istemiyorum. Aynı şekilde gelecek plan içerisinde olduğunuz ve oturtmaya çalıştığınız ilişkide bir ilişki terapisti ve doğru nokta almanız lazım. Evet, evlilik, nişan, söz evreniz var ama ani karşı tarafın istem dışı hareketleri sizi yoruyor ve onu iyileştirirken ilişkinizi yıpratıyor. Bilginiz olsun diyorum. Evet, bu ara evlilik teklifi alanlar çok güzel, huzurlu olun diyorum. O insan doğru, siz zaten doğrusunuz, yapacak bir şeyimiz yok. Sevgili ev hanımları, uzun süredir kendi ailenizin maddi krizleri ev düzenimizi çok fazla yıpratıyor ve evin içerisinde dışarıdaki insanlar çok etki altı içerisinde olduğu için karı koca hayatımızda anlamsız tartışmalar var. Dışarıdaki etkenleri atmamız lazım, yoksa bu evlilik dışarıdaki etkenlerle zarar görecek. Mutlu olanlar için de güzel bir sürpriz, sizin eşinize yapacağınız güzel bir sürpriz ilişkiyi daha çok güçlendirecek. Boşanma, ayrılık kararı verenler için biraz daha geri adım atmaya başladınız. Çünkü ekonomik olarak gidecek noktanız yok ve zorlanacağınız için sanki eşinizden siz o hatalıyken siz özür dileyeceksiniz, siz yalvarır. Temkinli ve sert durun. O size zaten muhtaç diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız şöyle söyleyeceğim. Diş eti iltihaplarımız, ya da hani kemik erimeniz ağızla alakalı ve çene genişlememiz ya da dişlerdeki var olan sıkıntı, diş eti iltihapları ve diş teli takmanız gerekiyor. Bu ara ağız sağlığınız çok ön planda. Dikkat edin. Evet, bu ara sosyal ve ün yapmak isteyenler için doğru bir zaman fotoğrafını koy, yönün belirlensin diyorum. Sevgili takipçilerim, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, yükselen ve ay burcu olan güzel ailem, buradayım yazmayı ve kanalı birlikte yakın dostunuz, yakın çevrenize kanalı paylaşırsanız birlikte ailece daha güzel noktalara erişebiliriz. Sevgili aslanlar, yani şöyle söyleyeceğim, inandığınız, güvendiğiniz bütün dostlarınızı gözden geçirin. İş yerinde inandığınız ve asla sırrımı kimseye vermez dediğimiz insanları tekrar bir gözden geçirmemiz lazım. Çünkü ciddiyete almadığınız, aman o asla söylemez dediğiniz noktalarda zarar evreniz var. Size yapılacak bir, hani hainlik deriz ya, bu hainliği birebir yaşayacaksınız. Aynı şekilde iş hassasiyetiniz çok önemli. Yani işle alakalı hassasiyet yönünüz, disiplin kuralınız, yapacağınız işler çok hareketli ve yoğun olacak. Ama bu ara hani deriz ya, yeni dolunay sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Ve her şeyden önemlisi aşk hayatımız, cinsel hayatımız, aktif yönümüz, hayatımızla ilgili belirlemek istediğimiz heyecan dürtümüz, iş yerinizde beğendiğiniz insanlar, çevrenizde etkiler, güzel laflar havada uçacak. Fazla abartırsanız canınız yanar. Bu evli olan çiftlerimize, özellikle eşlerin şahit olacağı konularda zarar görebilirsiniz. Dikkatli olmanızı ve bu hatada bir an önce geri adım atmanızı uyarıyorum efendim. Yoksa çocuklarınızı da görmeyeceksiniz, bilginiz olsun. Aynı şekilde işinizle alakalı büyütmeye, kendi işinizle ilgili verimlilik evresinde yurt dışı, bilgisayar, projeler, yenilikler ve inşaat alanında hakimiyet kuran sevgili aslanlar için çok güzel anlaşmalar ve yurt dışı kapınızla alakalı fırsatları kollama döneminiz olacak. Her işi duyun, projeye yazın. Çünkü siz bu konuda çok başarılısınız. Kurumsal bir alandaysanız farklı bir bölüme geçmek ve bu bölümün size artık aktif rol kazandırmadığı ile ilgili düşünceniz varsa bu sizin için çok ideal bir nokta. Boşuna düzeninizi, boşuna iş kapınızı değiştirmeyin. Çünkü maaşınız ve priminiz ve yapacağınız alan zaten size otomatikman bulunduğunuz noktada mertebe sağlayacak. Sabır ve sakin ol. Devlete girmek ya da devlet alanıyla alakalı başvurularınız olumsuz gösterme. Taşeron bir firmada devlet alanına girmek istiyorsanız bunun için destekleyici bir dönemin hareketleri başlıyor. Bu hafta olacak değil. Hareketleri başlıyor. Bakın,
Siz buraya girmek istiyorsunuz. Artık zamanınız dolmuş. Hareket sizin için olumlu olacak. Ama ben Emine'yi dinledim, yarın devlet memuru oluyorum değil. Başlıyor. Ona göre kurallarınızı, disiplininizi, düzeninizi kurun istiyorum. Ortak iş kurmak ya da ortak projelerle ilgili ekstra primler, ekstra projeleriniz varsa gözünüz bu konuda şanslı, bereketiniz aydınlığa girecek. Ailenize ait satmak istediğiniz ev, toprak ya da araç konularınız çok hareketli olacak. Baba soyunuza ait bazı karmaşıklıklar sizi tam anlamıyla yıpratacak. Bu şunu gösterir sevgili takipçilerim. Yani babanızın haklarını amcalarınız, halalarınız ziyan etmiş olabilir. Kuzenlerle tartışmayı yaşamış olabilir. Haklarınız sizin üstünüze gasp olabilir. Mümkün olduğu kadar daha dikkatli, daha adımlar atacağız. Aynı şekilde çalışan çiftlerimizin, eşinizin miras konuları, yani beyinizin miras konuları gündemde. Aman karışmayın, suçlu siz olursunuz. Boşanma fikri olan ve çalışan çiftler için radikal karar dönemi. Ben sakin ve düzgün bir hayat istiyorum, yoruldum diyenler anlaşmalı şekilde hiç hak talep etmeden yol ayrımına gireceksiniz. Bu sizin için olumlu. Yeni tanışan ve bu benimle evlenir mi, ben bununla evlenir miyim diyen güzel aslanlar, evlilik Haziran bitmeden, Temmuz bitmeden gerçek. Ya hızlı tanışıp hemen apar topar evlilik kararı vereceksiniz. Hayatınızdaki insan güçlü ve konumlu, mertebeli biri olacak. İlişkiniz yeni bittiyse barışma evreniz. Hiç ilişkiniz yoksa biraz daha sabırlı ve mantıklı ilişki beklemeniz gerektiğini, ama şöyle der sizin için gökyüzü. Siz parlak bir enerjidesiniz ve artık güneş sizin için doğacak. Yani bazı şeyleri doğru gördüğünüzde kariyer, aşk ve bütünleşme dediğim evrensel dünyaya daha ait o. Bu ara içsel dünyanız, Rabbimle aranızdaki bir iletişim problemini var. Yani Allah'a olan inancınızı kaybetmeyin. Tabii ki yeri göğü yaratan size mutlaka güzel kapılar açmıştır. Siz ondan umudunuzu kesmeyin. Umut Allah'tır diyorum. Sevgili gençler, sevgili genç anneler, çocuklarınızın eğitimi konusunda başarısız olacağını düşünüyorsanız, onların dil ve yabancı dil eğitimi alma konularında gayet aydınlık ve siz de kendi kariyerinizle alakalı farklı kurslar alarak kendinizi geliştireceksiniz. Özellikle ailenize ait dükkan, mal bu konularda da ciddi anlamda karışıklıklar olabilir. Evet sevgili ev hanımları, size diyeceğim tek şey sakin ve dilinizi tutun bu hafta. Çünkü tartışmalara çok açık ve bu tartışmalar dikkatsizlikten kazalara sebep olabilir. Eşine hırlarken kendine zarar verebilirsin. Boşanma fikri olanlar, gerçekten artık uzattınız. Boşanın, bir rahatlayın, nefes alın. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığı, nodüllerimiz ve kilo problemimiz hareket etmeye başladı. Mümkün olduğu kadar doğru bir pilates, yoga ile enerjinizi değiştirebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Yükselen ve Ay burcunuz daha önemli. Her hafta size tutmuyor olabilir. Natal haritanız neyi gösterir? Evleriniz nerede? Yükseleniniz nedir? Eğer haritayı biliyorsanız ona göre takip edebilirsiniz. Muhteşem bir yeni dolunay gerçekleşecek Yay burcunda. Ve unutmayın, gökyüzü ikizler, yani güneş artık ikizlerde. Ve şunu demek istiyorum, maddi planlama yaparken pratik değil, uzun vadeli planlar yaparak yaşamanıza doğru kalite katmanız lazım. Çünkü olumsuz gecikmeler, maddi olarak beklediğiniz şeylerde gecikme olunca acayip bir dibe düşüşünüz var. Sizin dip değil, hayata bakış açınız güçlü. O yüzden bu konularda biraz daha metanetli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, dolunay sizin 4. ev kapınızda tetikleyecek ve bu şunu gösterir. Planladığınız iş, yapmak istediğimiz alanlar, ailemize ait kurduğumuz sistemlerin daha güçlü ya da bulunduğunuz iş yerinde aile gibi yaşıyorsanız bu konu daha çok güçleneceği ve artık kendinizi sahada dans ederek, sahada başarınızı kutlayacağınızı gösterir. Veda etmek istediğiniz ve korktuğunuz işe de artık arkanızı dönmeden bakacaksınız. Yani sorumluluklarınızın sizin önünüze geçtiği için artık yorucu evre, başkalarının hatalarını düzeltmek istemiyorum, küçücük bir tezgahım olsun, benim olsun diyeceğimiz döngüleri yakalayacaksınız. Kurumsal bir noktada çalışıyorsanız şirket ciddi karışık, cadı kazanı gibi. O yüzden yapmanız gereken tek şey, görmeyin, duymayın diyeceğim ama siz işiniz ve masanıza sahip çıkmanız gerekiyor. Dışarıda çalışıyorsanız, dışarıda satış elemanıysanız
çok ekstra tanışacağınız çevre size farklı bir iş kapısını getirecek. Eğer işsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız bu da sizin tembelliğinizdir. Her noktayı beğenmemenizle alakalı. Her yerde iş yok, haklısınız. Aldığınız eğitim ama bir iş görevi yaşınız geçiyor ve hala iş anlamında hazır değilsiniz. O yüzden ailenize de ben iş kurmak istiyorum diyorsunuz. Ailenizin ekonomik olarak şu an bu bütçesine sahip değil. Biraz da silkelen, git garsonluk yap, sokakta kendini anlat, kendini geliştir, daha çok iyi imkanlar sağla ve iş konumunda da artık bu Eylül'e kadar çözmen gerekiyor. Yoksa bir sene işsiz kalacağını uyarıyorum. Evet, devlet bağlantılı noktada çalışıyorsanız asker, ne bileyim, hakim, savcı, ani atamalar, ani yer değişimleri dışında suçlamalar da olabilir. Mümkün olduğu kadar kendinizi kontrol edin. Telefon konuşmalarınız, iletişiminizde daha dikkatli olmanız lazım. Ailenizde cezaevi ya da yasal hakları ile ilgili mücadele eden kişinin cezaevi uzun soluklu olacak. İstediğiniz kadar güçlü avukat tutsanız da o kişinin suçlu olduğunu kabul etmiyorsunuz. Ve lütfen başka insanların canı yanmasın diyorum. Evet, suçsuz olanlar da var ama yasal olarak orada onun ismi gözüküyor. Aklanana kadar uzun zaman sürecimiz var gözüküyor. Aynı şekilde küçük bir iş kurmak ya da ailenize ait küçük bir iş alanınız varsa büyütme, reklam dünyasının daha yoğun olacağı, artık markanıza marka katarak şubeler, yenilikler, yeni güzellikler yaratacaksınız. Küçük bir muhasebe dükkanınız varsa yeni müşteriler, yeni danışanlar sizi mutlu edecek. Borçlandığınız krediniz, ev krediniz, araç kredinizle ilgili endişe yapmayın. Gayet rahat ve düzenli bir şekilde ödeyeceksiniz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada hanım işi bırakıyor, bilgin olsun, yoruldu, artık aynı şeyleri dinlemek istemiyor. Sen de yer değişimi bekliyorsun. Bunun için bir erkeğin desteğiyle birlikte yer değişiminiz gerçekleşecek. Sevgili gençler, eğitim konusunda yaklaşırken stres evrenizi geride tutun. Eğer cerrah ve estetik doktor olmak istiyorsanız başarılısınız. Eğer ki inşaat mühendisi, elektronik mühendisle alakalı noktadır da başarısınız. Liseye gidecek çocuklarımız dağınık, biraz onları güçlendirmeniz lazım. Aşk konusunda yaralı kalbiniz, yaralanmak, şifa bulmak isterken yanlış kalbe doğru hareket ediyorsunuz. Tekrar kendinizi bir kontrol edin. O doğru değil. Yanlış ilişki sizi uzun soluklu daha çok depresyona itebilir. Evlilik planı olan çiftlerimizle ilgili gün, tarih, hani nişan salonu, düğün salonu arayışları içerisindesiniz. Bence nikahtan gidin, altınlar size kalsın. Niye, ne gereki var ki? Düğün gereksiz bir şey. Onun yerine balayı yapın diyorum. İlişkisi uzun soluklu olanlarda karşı tarafın askeri görevi olabilir. Gitmesi gereken yurt dışı planı olabilir. Biraz gecikme de olsa bu ilişki evliliğe doğru gidecek. Aşk, illa aşk diyorsunuz ama yanlış kalbe konuyorsunuz. O yüzden biraz şifalanmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, ufak tefek evde yenilikler var. Parkeniz, salonunuz, özellikle mobilyalar değişimi olacak. Eşinizin iş krizleri, ekonomik evrede yaşadığı zorluklar sizi yıpratmasın. O sizi seviyor. Onun sizin kalbinize dokunduğu aşkla bakıyor. Ama bazı çiftlerde krala gürele konuşma, hırırırır yapıyorsunuz. Lütfen daha sakin. Özellikle hafta sonu çocuklarla birlikte geçirirken kavgayı geride bırakın. Dışarıda kavga edin, içeri gelin diyor. Boşanma fikri olanlar, yolunuz aydınlık olsun. Zaten bu mevsim sizi ilerletmiyordu. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken kan şekerimiz, tansiyonumuz, baş dönmelerimiz ve sinüzit problemimiz olabilir. Mümkün olduğu kadar dikkat edin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeniz gerektiğini, aynı şekilde kanalıma destek olarak yakın dost, yakın çevreniz, inandığınız insanlara kanalımızı paylaşarak buradayım yazarsanız sevinirim. Sevgili teraziler, çevrenizde çok güçlü, ekonomik, iş olarak çevresi güçlü insanlarla tanışacağınız bir dönem. Disiplinli olmayı ve hedeflerinizden asla vazgeçmemeniz gerektiğini uyarıyorum. Çünkü bu dönem sizin için çok güzel işlerin, oluşturmak istediğiniz, planladığınız her şeyin sizin artıya dönüş sağlayacağı için farkındalık, etrafta sizin farkına varılacak, daha dengeli ve daha adaletli bir şekilde haklarınız yavaş yavaş size sunulacak. Ve dolunay var. Bu dolunay sizin üçüncü evin, anne, kız kardeş, lise öncesi, lise evresi, okul öncesi dostlarımız,
Onlarla alakalı eleştiriler, onlarla ilgili maruz kalma sözlere de maruz kalabilirsiniz. Sürpriz bir yurt dışı seyahatiniz, işle ilgili gideceğiniz yolculukta orada kalma imkanları sağlayabilirsiniz. Kurumsal, devletle alakalı noktada bazı krizler sizi yorsa da adalet eninde sonunda sizin masanıza vuruyor. O yüzden sabırlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. İş ve yeni bir işe geçmek istiyorsanız ve bu konuyla mülakat beklentileriniz varsa Haziran 15'e kadar bu konunuz gayet olumlu ve verimli olarak gözüküyor. Hiç korkmayın. Kendi işinizle ilgili büyütmek, yenilenmek, alan değişir, mekan değişir fikirleriniz varsa yerinizin enerjisi ve bereketi doğrudur. Ufak tefek enerji değiştirerek, yenilik katarak bu noktanızı kaybetmenizi istemiyorum. Yani boş hayaller, bulunduğunuz noktada bereket var. Gideceğiniz nokta sizi batırabilir. Daha sağlıklı, daha mantıklı süreçler sağlamanız lazım. Yurt dışı ile ilgili yerleşmek, iş gereği beklediğiniz evraklarda olumsuzluk yok. Mülakat sırasında mümkün olduğu kadar aksanınızı doğru ve doğru ifadeyle kullandığınız sürece bir risk görmüyorum. Şirketinizin sizi farklı bir şehre ya da farklı bir noktaya götürmesi sizin ünvanınızla birlikte olumlu bir evre yaratacak. Aslında gözler kalbin aynasıdır. Siz gözlerinizdeki kalbinizin, işinizin, rızkınızın bereketini yiyeceksiniz. Uzun süredir borçlu olduğunuz noktalarda yavaş yavaş ödeme sistemleri periyodik evrede de düzelteceksiniz. Borç sisteminiz de rahata erecek. Evet, çalışan çiftlerde eşinizin farklı bir yola gitmesi, sizin de işlerinizin yoğun olması, iletişimde aksilikler yapsa da buzdolabınıza, cep telefonunuza, eskiden mektup vardı. Sevginizi yazıya dökerek daha birbirinize ilişkinizi tazeletmiş olabilirsiniz. Bazı çiftlerde de sertlikler var. Ev ayrılımı, yol ayrımı, çocuk kavgası, saçma sapan olayları büyütüyorsun. Siz mutlu bir çiftsiniz. Niye başkalarının aklıyla hareket ediyorsunuz? Sevgili gençler, eğitim ve kariyer konusunda zorlanacağınız ama istediğiniz masa sizin için doğru. Mümkün olduğu kadar biraz daha sabırlı olun. Ve sabahları yüzmenizi ya da sabah 6'da kalkıp bir yürüyüş yaparak tekrar eğitim hayatınıza odaklanmanız gerekiyor. Çocuklarınız başaracak, üstüne gitmeyin. Aşk konusunda yaralı, dönmez, ilişkim olmaz, ben evlilik yapamam dediğiniz dönem Haziran size bunu gökyüzü çok güzel destekliyor. Doğru aşka, doğru sevgiye, doğru muhtaç olduğunuz omza artık dokunacaksınız. Bitirmeye çalıştığınız ve korktuğunuz bir ilişki sizi resminizle ya da şantaj yapıyor olabilir, para sızdırmaya çalışıyor olabilir. Korkma, git karakola şikayetinde bulun. Aynı şekilde güzel giden çiftlerde de tanışmalar, aile içerisinde mutluluk evresi. Evde bekar bir erkeğiniz varsa hayırlı bir kısmet kapısı var. O düzenli, o aile olacak, o baba olacak, korkmanıza gerek yok. Bazı terazi burçları çocuklarının cinsel hayatıyla ilgili endişe ediyor. Benim çocuğum lezbiyen mi, benim çocuğum gay mi olacak diye. Lütfen çocuklarının etrafında böyle şeyler konuşmayın. Psikiyatriste, psikoloğa götürün. Rabbimin verdiği emanet bunlar. O yüzden bu tarz düşünceler herkesin evinde olabilir. Yargılamayın. Çünkü çocuklarınızın yönü değil, başarısı ve ekmek parası ve hayat boyu mutlu olmalarına izin vermeniz lazım. Ve bu çocuklarınıza saçma sapan baskı yapıyorsunuz. Lütfen bu konuda baskı yapmayın. Buna pedagogunuz, psikologunuz karar vermek zorunda, bilginiz olsun. Aynı şekilde bu ara nişanlı olanlarda ayrılık söz konusu olabilir. Birbirinize saçma sapan kaprisler yapıp 2 ay sonra tekrar aileler bir araya gelip aile arasındaki açılımlara sebep olabilirsiniz. Kararı sakinlikte ayrılsanız da aileye belli etmeyin çünkü tekrar barışacaksınız. Evli çiftlerimizle alakalı noktada eşlerimizin biraz daha sizinle ilgilenmesi, vakit geçirmesi, hafta sonu piknik, güzel bir noktaya gitmek istiyorsanız ama eşiniz biliyorsunuz. Masa, ha masa ha koltuk, kocanız bu noktada. Siz de zaten gitmeyi istemiyor, dilinize vurmuş, zaten kocanızdan da memnun değilsiniz, idare etmeye çalışıyorsunuz. Bence idare etmeyi bırakın, gidin bir kursa, İSMEK'lere gidin, elinize meslek alın, kariyerinizle ilgili bu noktaları öğrenin ve ondan sonra gücünüzü alıp yol verin diyorum. Çünkü siz bu düzende çok fıtra ve aile olarak şiddetli konuşma, hizmetçi ruhunuz ve onlara hizmet etmekten çok yoruldunuz, hak veriyorum. Mutlu olan çiftlerde de güzel bir nokta, hayırlı bir evre, çocuk düşünceniz olabilir. Maddi kriz olup ev taşınması, mal sahibinizle, kiracıyla sıkıntılar yaşıyorsanız ani evde değiştirmeniz var, bilginiz olsun. Sağlık olarak iç kulak, kristaller ve duyma ve görme problemimiz olabilir. Bunlara dikkat edelim. Hoşça kalın.
Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz canlarım. Buradayım yazın. Yazıya yazarak keşfete düşürmemiz lazım. Lütfen bütün akrepler buradayım yazın. Elinize yapışmaz. Evet, iş hayatınızda düzenlemeye gitmeniz gereken noktalar. Ben biliyorum havasından çıkıp iş disiplini almanız gerektiği. Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama o işe ihtiyacınız var. Mümkün olduğu kadar sahte de gülümseseniz o işe ayaklarınız dike dike gitmek zorunda. Boşuna gider yapmayın. Onudan şikayet edip bundan şikayet edip sonra da aynı en azından maaşım yattı demeyi bırakıp ikiyüzlü olmayacağız bu dönem. Yani işimizle ilgili kendi memnuniyetsizliğinizi iş patronlarınıza, çalışan ekibinize atmayın. Biraz adapte olun, biraz sahip çıkın alana. Siz de kendinizi gösterin. Yani o yüzden size uyarı veriyorum. İşinizden kovulabilirsiniz. İş beklentiniz varsa ve uzun süredir girmek istediğiniz iş kapınızla ilgili biraz daha sabırlı ama geçici farklı bir alanda çalışıp istediğiniz kapıya geçeceksiniz. Kurumsal alanda, finans, alım-satım, ihracat, yurt dışı iletişimi, teknolojik alanlarda çalışıyorsanız çok renkli bir hafta olacak. Yani uykuya muhtaç kalacağınız gece gündüz bilgisayar önünde projeler, koşturmalar, toplantılar, organizasyonlar size ayrı bir renk katacak. Farklılığınız, kılığınız, kıyafetiniz daha renkli gösterecek. Şahşanız yüksek gözüküyor. Bu ara kendi işinizi yapıyorsanız da kazancınız biraz daha toparlanacak. Hani ülkenin ekonomik seçim sonrası nasıl yaparız, ne ederiz değil. Siz düzeninizi bozmamanız gerekiyor. Hayatta her şey yeni ve yeniliklerle güzel olacağını bilmeniz lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada devlet dairesinde çalışıyorsanız ani atama, değişimler, yeni yere gitme gibi bir durumlarımız var gözüküyor. Aynı şekilde ortaklı projelerde yer almak istiyorsanız gözünüzü dört atın. Yabancı, Fransızca, İngilizce, Almanca bu noktalarımızı güçlendirmemiz lazım. Yarım bıraktığınız eğitimler, yetenekleriniz, para yetenekleriniz daha ön planda olacağı için Dolunay sizin ikinci evinizi tetikliyor. Para kazanmak, istek, var etmek Allah katında size çok büyük güç kazandıracak. Şimdi bunun sistemini kurarsanız 1,5 ay sonra Emine Hanım ne demek istediğini anlamış olacaksınız canlarım. Evli çiftler, çalışan çiftler, eşinizin yani beyinizin sizin işinizde stabil devam edecek. Ama eşinizin maaşı ya da yatması gereken primlerde bazı karışıklıklar var. Eşin isyan bayrağını çekti. Biraz daha sabırlı olsun. Parça parça yatacak. Eğer ki eşiniz çalışmıyorsa ve evde oturuyorsa güzel bir iş kapısı var. Merak etmeyin. Sevgili gençler, eğitim konusunda yaşadığınız korkularınızı yenin. Ve hedefiniz Avrupa. Bu Avrupa kapısı sizin için açılıyor. Ve istediğiniz üniversite kapınızda var. Puanınız güzel olacak. Biraz daha çalışmayı değil, biraz daha ruhunuzu serbest bırakmanızı öneriyorum. Özellikle lise öğrencilerimizde baba baskısı ya da sert sen ne yaparsın, ne edersin laflarını bırakın. Çocuğunuz gayet yetenekli. Çocuğa aşağılamayı değil, değer göstermeyi öğretirseniz o çocuk daha çok başarılı olur. Sizin mırıldandığınız sesle o çocuk zarar görüyor. O mırıldanmayı içinde yap. Çocuğun duymasın lütfen. Rica ediyorum. Bu ara gebelik, sürpriz hamilelik var hanenizde. Hayırlı olsun. Kuzen, yani şöyle söyleyeceğim. Aşık olduğunuz yakın akrabanız ya da etkilendiğiniz yakın akrabanız varsa bu kişinin de sizinle ilgisi var. Evlenmeden önce test yaptırın ki çocuklarınız gen yapınıza zarar olmasın efendim. Kalbinizdeki kişi size karşı, hani bizim kendi ailemizde hani kuzen, biz kardeş gibiyiz. Asla kuzenle evlilik falan olmaz. Ama siz gönlünüzü kaptırmışsınız. Neden olmasın? Sağlık kontrolü geçtikten sonra, hayat güzel olduktan sonra ne gerek var? Kötü düşünce ediyoruz. Aynı şekilde ilişki arayışı içerisindeyseniz, duygusal yönünüz yanlısa, yakın bir üniversite arkadaşınız ya da lise arkadaşınızın size doğru ilişki tanıştırarak hayat arkadaşınızı bulacağınızı da gösteriyor. Nişan, evlilik planladığınız kişi doğrudur. Ona çok baskı yapıyorsun. Biraz onu özgür bırak. O seni seviyor. Bu yüzden ayrılık olsun istemiyorum canlarım. Evet sevgili ev hanımları, hayatınızla alakalı hep kendiniz için feda ettiğiniz hayatı artık uyanmaya başladınız. Kim doğru, kim yanlış, kim hepsinin ipini çektiniz. Artık eve misafir bile kabul etmiyorsunuz. Kem gözlü insanları evin içine sokmuyorsunuz. Haklısınız. Çünkü eşiniz başkalarının aklıyla hareket ettiği için siz hep değersiz kaldınız. Artık bu evin lideri sizsiniz. Doğru adım, doğru kontrol evresi. Bir de sizin
ailenizde yurt dışında yaşayan varsa ya da yurt dışı bağlantılarınız varsa çocuklarınız için çok büyük bir destek olacak. Evde ufak tefek gardırop, lobiniz, yani ev hani kapı girişinizin olduğu alanları tadilat etmek istiyorsunuz ve özellikle sizin doğalgaz hani peteklerinizle ilgili krizler var. Bu sene bunu yapmanız lazım. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nokta, üreme organlarımızın dışında özellikle ve özellikle kan şekerimiz, göz tansiyonumuz, bunlara dikkat edeceğiz. Bu ara hamur işi, yağlı şeylerden uzak durun. Bayılmalar ya da bu tarz durumlara dikkat. Araç değiştirmek ya da ev değiştirmek fikri olanlarda doğru kapı olmadan lütfen çıkmayın. Çünkü kiranız ucuz, gideceğiniz yer pahalı, zorlanabilirsiniz. Bir de ailemizde yeni gebelik yaşayanlar için sağlıklı ve kontrol etmemiz gereken düzen var. İhmal etmeyin. Mutlu kalın. Abone olun. Buradayım yazın. Sevgiyle kalın. Sevgili yaylar, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz canlarım. Tabii ki natal haritanız her hafta enerjiniz tutmayabilir. Yazıyorsunuz tutmadı. Bakın bu natal harita değil. Gökyüzünde o anki, yani Güneş İkizler burcunda, Jüpiter Boğa burcunda, Merkür Boğa burcunda, Venüs Yengeç burcunda olduğuna göre sizin gezegenleriniz hangi kombinasyonda onu görmek lazım. Burada bir dolunay gerçekleşecek sizin birinci evinizde ve lütfen vadesi olumsuz krizler, çözemediğiniz olaylar artık güzel çiçekler açacak. Yani siz kafanızda büyüttüğünüz her şey stabil şekilde yerini, düzenini oturtmuş olacak. İşle alakalı yaşadığınız kar tartışmalar, hayatınızla ilgili yön veremediğiniz noktalarda gayet bitirip yepyeni bir düzen, masanızın değişimi, iş ekip arkadaşlarınızın değişmesi, rahatsız ve güvensiz olduğunuz alanlarda daha güçlü adımlar atarak sistemi kendi alanınıza kombine edeceksiniz. İşinizi bir kıyafet gibi düşünün ve siz orada başarılısınız. Sadece renk koymadınız. Rengi koyma vakti, orada bir kriz yok, sen krizsin. Kurumsal bir alanda farklı bir alanın geçişleriyle ilgili mücadele ediyorsanız bunun için Eylül'e ihtiyacınız var. Şu an oturun oturduğunuz yerde. Yavaş yavaş değişimleriniz, yavaş yavaş primleriniz, maaş konusunda da bu dönem konuşma evleriniz var. Bu konu haklarımız var gözüküyor. Yeni işe başladıysanız 6 ay bu noktada değil de 1 ayda sağlam olduğunu anlayacaksınız. Ve bu ara dil eğitimi, farklı lisanslar, farklı kurslar alarak kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Ve işinizin yarattığı seminerler, gideceğiniz iş gereği eğitimler çok başarılı olmanıza yardımcı olacak. Devletle bağlantılı noktada çalışanlar, oradaki karışıklık, dosyalar, gelenler, gidenler çok fazla olsa da siz yerinizi seviyorsunuz. Sadece ekip arkadaşlarınız çok dedikoducu, dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi, ortaklı işler ya da yeni iş kurmak istiyorsanız bazı şeyleri bitirip borçlarımız sistematik yapmanız gereken birçok nokta var. Ben merkezli olmak değil, bana ait evreyi doğru görmeniz gerekiyor. O yüzden yapacağınız iş başarılı. Aile büyüklerimizle de konuşacaksınız. Onların da size desteğiyle birlikte hem borçlarınız hem sıkıntılarınız toparlanmış olacak. İş problemi yaşayanlar ve geçmişe dönük iş mahkemelerinizle ilgili süreçler uzadı, birikmiş paralar faize döndü, iş iadenizde gerçekleşecek ama daha 2 yıl mücadele etmeniz lazım. O yüzden mümkün olduğu kadar geçici işlerde görev almanızı öneriyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her şey gayet güzel ilerliyor. Bir ev satıp yeni büyük bir eve geçme niyetiniz var. Hatta kız çocuğunuz varsa onun gelecek hayatıyla ilgili planladığınız toprak yatırım iyi bir süreç. Hatta bu eve de bir erkek çocuk enerjisi gözüküyor. Hayırlı olsun. Aşk konusunda kendisini iyi hissetmeyen uzun soluklu ilişkiniz hayırlı olsun. Şimdiden tuttuğunuz el gelecek ve çocuk vaat ediyor. Güzel bir ilişki. Ve uzun soluklu bir ilişkiniz varsa da bu ilişkide hatalar, yanlışlar, yalanlar gündeme çıkacak. Bu ilişki her geçen gün sana yalan söylüyor. Artık gözünü dört aç. Yeni bir ilişkiyi ya da bu ilişkiyi bitirmek için doğru adım atman gerekiyor. Geçmiş ilişkinizle barışmak, onun sizi sevgisiyle ilgili sorguluyorsanız o sizi insan olarak seviyor, aşk olarak sevmiyor. Artık bunu gör ve beynine yerleştir. Yakın çevre, gideceğiniz seyahatler, hafta sonu geçireceğiniz evrede çok fazla renklilikler var. Gözünüz güzel baksın, güzel aşka şifa bulsun efendim.
Evet, şöyle demek istedim. Üniversite sınavı ya da lise sınavına girecek çocuklarımız alternatif düşüncelerinde, yapmak istediği eğitimlerde başarılı. Puanları az olsa da onlar istediği kapıya, özel üniversite olsun, devlet üniversitesi olsun, girecekler, korkmanıza gerek yok. Bence siz onlarla ailece şu hafta sonlarını doğru değerlendirin, şifa bulun. Nişanlı olanlar, nişanın suratına fırlatacaksınız. Yakın bir arkadaşınla iletişimi sizi rahatsız edecek. Evli çiftlerimizle alakalı noktada sevgili ev hanımları. Şöyle söyleyeceğim, güzel gidiyor düzenin ama evinin içi, karanlık odalar seni kasvetti. Her şeyi yeniden yaratmak istiyor. Bence o evi sat. Doğru zamanda satma evresi. Yani şu seçim bitecek, az kaldı Allah nasip ederse. Ondan sonra doğru bir ev araştırın. Daha bahçeli, daha güzel bir noktaya taşınmak istiyor. Eşinizin emekliliği ve iş beklentisi var, hayırlı olacak. Ama kendi işini yapan sevgili eşinizin, kendi iş sevgili ev hanımı, ondan para tırtıkla, kenara koy. Adam cimri kardeşim, ondan beklersen 100 lira veriyor. Sanki 100 milyon veriyormuş gibi davran. Al, bu senin hakkın. Altın iste, para iste, şikayet et, eksiklerini al. Mağdur olan çiftlerimizle alakalı da özellikle eşinizin ailesinden gelecek destekle birlikte çok büyük bir rahatlığa erişeceksin. Çocuk odası, çocuklarla ilgili değiştirmek istediğiniz konular var. Hayırlı olsun diyorum. Boşanma fikri olup da hep vazgeçen yay burçları, yükselen yaylar. Neden vazgeçiyorsun? Acı çekmek seni mutlu ediyorsa devam et. 2 sene sonra zaten bu yolun ayrılacak. Bu sefer saçma sapan şeyler görerek depresyona girebilirsin. Şimdiden planlı, psikolojini güçlendir. Yalnız kalma korkunu lütfen hayatından çıkart ve yön al. Yön almadığın sürece acı çekiyorsun ve buradaki saçmalığı aynı döngüde fanusta dönüyorsun. Değiş, değişmezsen hayat sana acı sınavlar gösterir diyorum. Sağlık olarak özellikle geniz et akıntımız, burun sinüzitlerimiz, baş ağrımız olabilir. Mümkün olduğu kadar dikkat etmeniz lazım. Çocuk tedavisi şu an için geciktirin, daha vakti var. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Güzelliklerle de olsun efendim bu haftanız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve dostlarınıza, yakın çevrenize ve ben burada yazmayı unutmayın efendim. Kanalı keşfete düşürerek daha büyümemiz gerektiğini sizlere uyarıyorum. Evet sevgili oğlaklar, mantıklı davranacağımız, mantık kurallarımızı, mantık düzenimizi mutlaka bozmamamız gerekiyor. Ve romantik ruhumuz, aşk rüzgarımız, sizinle ilgilenen insanlar, iş çevrenizde böyle etrafınızda coşacak insanlar söz konusu olsa da mantık, kural, iş, disiplin, sakın şaşmayın. Şaşarsanız karışık olaylar ve işiniz elinizden gidebilir. Yer değiştirmek, alandan rahatsız olan takipçilerim, mümkün olduğu kadar şu an yanlış fikirdesiniz. Yerimizi daha sağlamlaştırmak için adım atmanız gerekiyor. Dışarıda seyahatlerimiz, iş gereği yapacağımız yolculuklar, yeni tanışacağımız insanlarla kavga etmemeniz gerektiğini ve bu kavgalar sonucunda üst düzey kurumlara adınız şikayet olacak. Mümkün olduğu kadar sabırlı olun. Bir dolunay gerçekleşecek. Bu bizim 12. evde. Birikimlerimiz, gizli düşmanlarımız, kendimize verdiğimiz gizli zararlar ve mal, mülk ve para konularında yapacağımız yanlışlıkları, yani yanlışlıklar demek yanlış olur. Bitirmemiz gereken borçlar, tamamlaması gereken kredilerimiz, onaylanmasını istediğimiz haklarla ilgili artık doğru adımları görmeniz lazım. Kurumsal bir firmadaysanız ve büyük insanlar alanında, patron asistanı olabilirsiniz, oranın genel sekreteri olabilir, oranın yöneticisi olabilirsiniz. Burada çok değişik kaos içerisinde, şirketinizin ekonomik olarak büyütmeye çalıştığı, yurt dışı bağlantılarını daha hızlandırmaya çalıştığı için şu an iş çalışan değil, bulunduğunuz noktaya odaklanmanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde devletle alakalı farklı alanlarda, kurumlarda çalışan sevgili takipçilerim, İSKİ'de çalışıyorsanız, belediyede çalışıyorsanız, yerinizi değiştirmemeniz gerektiğini, tayin ya da atama konularımızla ilgili, beklentilerimizle ilgili doğru sonuç elde etseniz de sabırla, mantıkla yol almamız. Kendi işimiz ya da ortaklı bir iş statümüz varsa burayı büyütmek, sosyal ağlarda, dijital alanlarda farklı iç ticaret yaparak ve kendimizi daha dijital alanlarda para kazanmaya doğru hareket edeceğiz. Tekstil ya da kumaş alanında çalışıyorsanız,
deri kumaşı olabilir, tekstil alanında olabilir. Burada bazı değişimler ve bu değişimler hem size para hem de şirketinizi güçlendirecek gözüküyor. Çalışan çiftlerimiz, eğer ki finans, banka bu alanda çalışıyorsanız, yönetici, müdür yardımcısıysanız, müdür, müdürün yardımcısıysanız yardımcı konum evresine geçişiniz söz konusu olacak. Eşiniz ve para konusunda bazı tartışmaları açık olabilir. Eşinizin gereksiz harcamaları sizi yıpratmasın. Ona disiplin ve kural edinmeniz lazım. Çünkü artık siz evi tek başına yürütmekten sevgili kadınlar yorgun gözüküyor. Eşlerinizi doğru terbiye etmeniz lazım. Burada hayat eşitse kazancı eşit koymak lazım diyorum. Evet, bu ara eğitim evresinde olan gençlerimiz, üniversite ya da lise sınavına girecek çocuklarımızla ilgili biraz daha onları sakin demeyelim de ataklarını sakinleştirmek, öfkelerini iyileştirmeye ihtiyacımız var. Onlar çok gerçekten yarış atı kombinasyonu yarattılar, çok yoruldular. Mümkün olduğu kadar o stresi siz çekin, onlar başaracak. Aşk konusunda yeni ilişkiye başlayan, yeni ilişkiler ve yeni sorumluluklar dedim, ilişki ciddiyeti, evlilik, planlama dediğimiz noktalarımız söz konusu olacak. Ama ayrıldığınız kişiyi bekliyorsanız birkaç kez diyalog yaşanacak, sonra yine siz bitireceksiniz, bilginiz olsun. Hiç ilişki, aynı adını koyamadığınız bir ilişkiye veda edeceksiniz. Beğendiğiniz ya da hoşlandığınız kişiye de adım atarak duygularınızı yansıtacaksınız. Evet, ev yatırımı, miras konularımızın da çok hareket edeceği ve kendi hakları, annenize ait hakları ve sağlık konularında da sizi yıpratacak olayların ön plana, sağlıklı beslenmek, yürüyüşler, hani check-up yapma dönemi, unutmayın. Check-up sizin için daha sağlıklı diyorum. Sevgili ev hanımları, evet, kendiniz için değil, çocuklarınız ve eşinizin düzelip bu aileye aile olmak, düzen kurmak, tekrar iyileştirmek istiyorsunuz. Bunu başaracaksınız Allah'ın izniyle. Evinizde kötü bir enerji var. Bol bol dua okuyun. Evinizdeki negatifler gitsin. Herkes sakinleşsin. Evet, evde nevresim, pike, yatak odası takımları, ne bileyim koltuk takımları modunda hareket sergileyeceğiz. Evde yenilik var. Bu yenilik ev taşınması, ev almak, bu tarz fikirlerimiz olumlu evrede. Araç kazası gibi değil de sizin dikkatsizlikten kaynaklanacak kazalarınız olabilir. Biri size vurmayacak, siz birilerine vuracaksınız. Dikkat etmeniz lazım. Boşanma fikri olanlar, yol ayrımının içerisinde ne kadar gel git yaşasanız da bu ilişkiye tekrar şans vermek istiyorsunuz. İlişki terapistiyle bu ilişkiyi kurtarabilirsiniz diyorum. Evet, sürpriz iş kurmak isteyen ev hanımları, 3 arkadaşınızla yapacağınız iş doğru. Bence bunun üstüne gidin. Ve dil eğitimi ya da farklı alanlarda kurslar için başvurularınız olumlu gözüküyor. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, yükselen ve ay burcu kova olan güzel ailem, dostların, çevrene kanalı keşfettirmeye ne dersiniz? Buradayım yazarsanız kanal keşfete düşer, bilginiz olsun. Çok yazı keşfete düşmesine sebep oluyor, destek istiyorum. Sevgili kova burçları, hani akıl oyunlarına denk geliriz ya, aklımız doğrudur, beynimiz, kalbimiz yan. Duyguyla akıl arasındaki dengede sıkışmış kalacaksınız. Ve zorluklar yaşayabilir. Odakla ve devamlı sorgulama, ben niye buradayım, neden insanlara bu hizmeti veriyorum, farklı bir iş alanda olmalıyım, daha farklı bir avroya geçiş yapmalıyım diyeceğimiz bir enerji haftası. Evet, bu planladığınız noktada doğru adımlar attığınız takdirde hedeflerinize ulaşmak size 6 ay içerisinde güzel sonuçlar elde edecek. Şimdiden başla, başar diyorum. Evet, bir dolunay gerçekleşecek ve 11. evinizi, dostluklar, iş gereği biriktirdiğimiz dostluklar, iş gereği oluşturduğumuz imkanlar ve yarattığımız güç ve kendi içimizdeki var olan yeteneklerimizi de gösterir. Uyan, kova, para sana güzel geliyor. Sıkıntın varsa güzel gidecek. Derdin varsa güzel iyileşecek. Hani akıl ve mantık arasında kaldığın noktayı mantığı ön plana almamız lazım.
Yeni bir iş başvurunuz olumlu gözüküyor. Bulunduğunuz noktada krizler olsa da burayı yönetmeyi çok iyi biliyorsunuz. Aynı şekilde devlet ve devletle bağlantılı alanlardaysanız yenilikler, yeni oluşum, yönetici değişimleri ama size bir risk yok. Ve tayin istiyorsanız olumlu bir süre çevresindesiniz. Yasal olarak çözemediğiniz mahkemelerle ilgili güzel gelişmeler söz konusu olacak. Ailenize karşı küs olduğunuz, hakkımı yedim, annem, babam, kardeşim hakkımı yediler. Ben bu kadar iyilik yaptım, kör gözüne soktular ve ben şu an hatalıyım diyorsanız onlar da size adım atacak. Kendinize küçük bir alan kurmak, yeni bir iş içerisinde olmak, topluluk üzerinde akademik kariyer yaratmak istiyorsanız bu konularımız hızlı bir şekilde size doğru adımlarla gelecek. Değişim dönüşüm dediğimiz noktada kendi vurgulamak istediğini komple kökten var edip komple kendini yaratacaksın. İyi ki varsın kovalar. Siz bazen dönüştürdüğünüz her noktayı şifa gibi iyileştirebilirsiniz. O yüzden duygu ve mantığı doğru kullanmak gerektiğini uyarıyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı her şey raylı rayındayken eşiniz hani araba değiştirerek sizi sinir krizine yaratabilir. Siz ev değişikliği istiyordunuz, o araba krizi istiyor. O yüzden gereksiz tartışarak 2-3 gün küs olup hafta sonu çok güzel geçireceksiniz. Çocuklarınızla ilgili yaz tatili ve yurt dışı planı olan sevgili takip ya da şehir dışı planı olan sevgili takipçilerim şimdiden onlarla ilgili gelecek vadeden planları yavaş yavaş hayatınız içerisine koymaya başladınız. Sevgili gençler, zorlayıcı, yorucu, algılayamıyorum, odaklanamıyorum dediğiniz noktaya biraz daha dikkatli bakın sevgili gençlerim. Sizler bizim nesillerimizsiniz. Sizden doğacak nesiller hep var olsun istiyoruz. O yüzden eğitim şart. Hani bu ülkede okumanın bir anlamı var mı Emine abla diyorsanız elinizde diplomanız olsun ama okuyun lütfen, rica ediyorum. Aynı şekilde duygusal anlamda eğitim hayatınızı evlenmeye karar verdiyse o eğitim hayatı bitmeden evlenmenizi istemiyorum ya. Elinize bileziğinizi alın. Kadın erkek fark etmiyor. Alın bileziğinizi, evlenin. Birinin kölesine olacağınıza işinizin kölesi olun lütfen diyorum. Eski ilişkiniz geri geliyor. Gözünüz aydın. Evlilik teklifi ya da ilişkiyle ilgili güzel bir alyans havada uçacak. Ya da siz ona evlilik teklif edeceksiniz, o da kabul edecek. Yani duygusallığım yoğun ama siz mantığınızı da yoğun kullanacağınız için doğru denge, doğru mutluluk vardır. Ufak tefek gideceğimiz ve yurt dışına yerleşme, bu konuda çocuklarımızla ilgili doğru karar aldıysanız buradan oturum hakkı ya da bu tarz konularla başvurularınız da biraz zorlayıcı olsa da eninde sonunda hedef noktanız orada. Kardeşiniz ya da abiniz ya da aile, amca çocuklarınız oradaysa gelecek davette daha kolay bir şekilde süreç. Ama eşiniz orada bir evlilik yapıp sizi burada boşayabilir. Bilginiz olsun, ben hayır derdim, kabul etmezdim. Yani siz evlenseniz kabul ederdim ama eşiniz evleneceği için kabul etmiyorum. Aynı şekilde aile ait bir binanın çözülmesi, müteahhit anlaşması, dolandırılma konularınızla ilgili yasal haklarımızda büyük bir mücadele var. Eninde sonunda çalınan malınız, alınan paranız size iade olacak, korkmanıza gerek yok diyorum. Sevgili ev hanımları, hayatın güzelliklerini görmeye başladınız ama ekonomik olarak kenardaki altınlarla ilgili bazı düşünceleriniz var. Şu an altın bozduramazsınız. Biraz daha kocanızdan tırtıklayın efendim. Onun ne dediği değil, sizin ne yapmak istediğiniz benim için önemli. O çünkü bu aileye sadece ufak bir para veriyor, ben size bakıyorum evresinde. Evet, o size bakıyor ama o evde o da yaşıyor. Ütüsü, yemeği, her şeyi, çocukları, her şeyi siz mücadele ediyorsunuz. Ama o sen ne yaptın oluyor. Onu 3 gün eve soksan onun işine git, ne demek istediğimi o anlayacaktır. Biraz daha sevgi ve şefkate ihtiyacınız var. Yani onunla vakit geçirirken onun konuşmaları ve aynı şeyleri tekrar etmesi sizi yıpratıyor. Onun mutlaka genetik yapısında psikolojik genlerde sıkıntılar var. Yaşlılık çekilmez, şimdiden bir ilişki, bir terapisi de şart. Boşanmaya karar verenler ırım kırım havasındasınız. Kararı size bırakıyorum. Sağlık olarak özellikle el egzamalarımız, yani egzamalar, saç dibi egzamalarımızda kaşıntılar, ona göre oksijenli şampuan kullanırsanız egzamalardan kurtulabilirsiniz. Abone olun, yorum yapın, beğenin, keşfete düşürelim. Sevgili balıklar, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz güzel ailem. Evet, farklı kültürler tatmak, farklı alanlarda farklı insanlarla iş yapmak, şirketiniz ya da bulunduğunuz nokta farklı anlaşmalara imza atacak.
yeni insan, yeni keşifler, yeni projeler, ayrı insanlarla tanışarak evrensel bir kültürel bir evre yaratacaksınız. 10. evinizde bir dolunay tutulması var. Ve bu tutulma sizin iş konumuz, mertebeniz, hak ediliş, hak edemediğiniz noktalarla ilgili masaya yatacak mevzular. Yani siz burada var mısınız, yok musunuz dediğimde siz var olduğunuzu ön plana atacaksınız. O yüzden hızlı çalışma her zaman kazanç getirir. Farklı alanlarla bağlantılı kurmak, iletişimimizi, gideceğimiz seyahatler, var etmek istediğimiz insanlara çok rahat bir şekilde ulaşacaksınız. İmkansız ulaşamazsınız dediğiniz telefonla ona ulaşmış olacaksınız. Kendi işinizle ilgili büyütmek, o alanda daha farklı alanlar katmak, yeri büyütmek, farklı gruplar alanında çalışmak istiyorsanız doğru zamanı doğru keşfederek kendi evrende güzellikler katacaksın. Eğer ki devletle bağlantılı girmek, o alanda olmak istiyorsanız da bir erkek dostunuzdan alacağınız destek ya da aile büyüğünüzde bir erkekten alacak destek o imkanı da size sunacak. Siz mücadelenizden asla pas etmediniz. Çok akıllı ve çok zekisiniz. Biraz dalgın gibi, alıngan gibi tavırlarınız aslında işi böyle yürüttüğünüzü gösteriyor. Sizi tebrik ederim efendim. Bu ara araç merakınız, motor merakınız, yeni eve geçme, en büyük arzınız bu. Çok varlıklı olmak istiyorsunuz ama bununla ilgili de çalışma amacınız, saatin önemi yok. Sadece çalışıp para kazanmaya odaklandınız. Tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten bu dolunay sizin hedef noktanıza, para noktanıza, kariyer noktanıza en iyi şekilde, işsizseniz iş kapınız olacak. Yerinizde değişiklik, ortaklı projelerde yer almak istiyorsanız bu fırsatlar sizin ayağınıza serilecek. Dil eğitimi, farklı alanlarda eğitimler, kültürel olarak kendinizi her şehri, her ülkeye öğrenmek istiyorsanız ufak ufak biletler alarak en ucuz evrelerde kendi efendim gideceğiniz seyahatler size renk katacak. Yurt dışı ile ilgili yerleşmek o konudaki imkanlarınızı zorlayabilir. Burada gerçekten hak edilişiniz var. Bir dahaki sene hani pasaport muydu neydi başvurusu kız? Green card konularınıza başvurun, olumlu süreç. Yani bunları kaçırmayın. Bu hakkınız size teslim olacak diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada bu ara baş ağrınız, stresle, hastalık konusunda işe odaklanamadınız. Ama bu evdeki enerji dağılacak, işimize tekrar konsantre olacağız. 3. ve 1. katta oturanlar ani ev taşınması, mal sahibinizle yaşayacağınız krizler sizi yıpratabilir. Yasal kapılar gösteriyor, bilginiz olsun. Babanız ya da erkek ya da sizin yasal problemleriniz varsa doğru krizleri doğru şekilde yönetirseniz sağlıklı olur. Ani fevri davranışlar sizi sıkıntıya düşürebilir. Miras konularımız çok hareketli olacak. Haklarımız, size düşen haklarla ilgili göz kalmalar, nazara düşeceksiniz. O arsa benim, bu ev benim. Baba köklerinize ait miraslarda kardeşler arasında tutumlarınız doğru olmayacak. Çok uzun soluklu küslükler olacak. Bitirirken doğru karar verin. Mal mı, kan mı? Buna siz karar vermeniz lazım. Ben karar veremedim. Çünkü siz malı tercih ettiniz. Saygı duymak zorundayım. Sevgili gençler, eğitiminizde bu konuda hedefinize ulaşacaksınız. Korkmayın. Biraz el tırnakları yemeye başladınız böyle stresten. Eliniz ağzınıza gidiyor. Kaşıntı tutuyor. Lütfen bu enerjiden çıkın. Bisiklet sürün. Enerjiniz değişsin. Aşk konusunda yeni bekleyiş, yeni bir süreç ve sevgi ve değer görmek istiyorsunuz. Biraz daha doğru sevgiye ulaşmak için vaktiniz var. Boşanan çiftlerde de sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Tekrar o ilişki isteyebilir, o ilişkideki evreyi düzeltmek isteyebilirsiniz. O sizden vazgeçti, yolunuza bakın diyorum. Bir de yeni ilişki değil de uzun soluklu ilişkilerde bir gelgitler var. Devamlı tartışma, orada oturacağım, ananın yanında oturmayacağım, babanın sülalesinde oturmayacağım. Ne istiyorsunuz kardeşim? Kirasız oturacaksınız, geçici idare edin. Borçlarınız bitsin, istediğiniz eve geçin ya. Ne bu kavga, ne bu gürültü, ne saçmalık? Rica ediyorum. Bir de özellikle kız çocuklarınız nişanlıysa onun nişanlısını çok fazla eleştiriyorsunuz. Aile kültürünüz uymasa da onlar birbirlerini seviyorlar. Haklısınız, kültür çok önemli ama onlar birbirlerinden vazgeçmeyecekler. O yüzden anne babalardan vazgeçebilirler. Doğru destekleyin. Bir de kaçma fikri olan, sevgilime kaçacağım diyen sevgili genç kızlarımız. Nereye kaçıyorsun ya? Kaçıncı yüzyıldasın? Sabret.
okumadın, hatalısın, bu yüzden de kaçmayı planladın. Kaç tane insan sana zarar verecek? Mümkün olduğu kadar dikkatli olman lazım. Sevgili ev hanımlarım, değişim, dönüşüm içerisindesin. Her şeyi yenilemek istiyorsun ama evet, eşiniz de sana bu konuda çok büyük bir destek olacak. Elektronik eşyalarımızın hepsini değiştireceğiz. Artık paslanmıştı. Özellikle mutfak dolabımızın hani masasını değiştireceğiz. Yani o hani ne deriz oraya, kız lavabo bölümü komple değişecek. Giderler değişecek ve rahat oradaki kokudan rahatsızsınız. Ve size ait babanızın sürpriz bir ev anahtarı var. Hayırlı olsun diyorum. Yasal olarak da malınız ve toprağınızla ilgili yaşadığınız hakları devlet size ödeyecek, mücadeleye devam diyorum. Sağlık olarak özellikle omuz düşüklüğü, omuz ağrıları, kemik ağrılarımız ve hani vücutta kasılmalar ve kasılmalardan kaynaklı kuluçlar oluşabilir. İyi bir masajla vücudumuzu iyileştirmemiz gerekiyor. Çocuklarınız çiğnesin alam sizi. Ben oğlana 3-4 yaşındayken çık oğlum, hani çık üstünde kalsın, birden o an o enerji geldi. Hani çimdirin ayaklarıyla, vücut enerjiniz iyi olsun. Mutlu kalın, umutlu kalın, umutla bakın, keşfede düşürelim. Yakın dostlarınızı, yakın çevrenizle paylaştırın. Kanalımız büyüsün, birlikte daha büyük yol alalım. Allah'a emanet olun.